Hayatım Otomobil'den herkese merhaba. Karşınızda Isuzu D-Max. Isuzu D-Max 2023 yılında makyajlandı. Sonra tekrar hayatımıza girdi. Bu makyajlı ve benim sevdiğim bir versiyon. Isuzu D-Max'e beraber farlarda değişiklikler oldu. Panjurda değişiklikler oldu. Yüzünde hafiften bir değişiklik yapıldı. Onun dışında çok fazla bir değişiklik yok. Yük kapağı ve stop kurumunda da güncelleme geldi diyebiliriz. Evet, benim sevdiğim pick-up'lardan bir tanesi. Diyeceksiniz ki her otomobili seven bir tarzım var. Hayır, ben ya küçük olacak böyle hatchback ya da böyle büyük, devasa böyle pick-up'lar olacak. İkisi arasında ki modelleri işte. Ama daha çok mesela benim için A sınıf otomobiller daha çok ilgimi çekiyor diyebilirim. Evet, herkes kendi aile yapısına göre araç seçmeli. Herhalde bizim biraz da country ruhumuzu yansıtıyor. Hani böyle dağ tepe gezelim, ondan sonra gittiğimiz yerlerin tadını çıkartalım tarzı bir araç. O yüzden de bu tür araçları seviyorum. Evet, Isuzu D-Max üzerine gelince 2002 yılında ilk olarak üretildi. Bir dönem Türkiye'de montaj yapıldı. 2023'te makyajlandı. Bu arada iki nesil çıktı. Bu üçüncü nesil, üçüncü neslin makyajcısı. İlginçtir, bazı ülkelerde Chevrolet olarak satıldı. Hatta Avustralya'da Holden olarak da satıldı. Mazda'nın BT50 ile aynı platformu paylaşıyor. Yani baktığınızda aslında çok böyle yabancı bir araç değil bize. Yani bir şekilde hayatımızda bir yerlerde denk geldiğimiz bir araç. Mazda BT50'nin alınması da ilginç. Yani BT50'ye baktığımızda o da bir şekilde Ford'a kadar giden bir platform kardeşliği sunuyordu. Evet, dediğim gibi ilginç bir araç. Niye ilginç? Şehir içinde bence pick-up'lar içinde en az kullandığım buydu. Zaten bunu aracı kullanırken de anlatacağım. Çünkü manevralarında böyle daha rahat hissettim kendimi. Ki arazi lastiği olmasına rağmen, 18 inç lastikler olmasına rağmen daha rahat hissettim kendimi. Mesela Kadıköy'ün ara sokaklarında bile sanki bir SUV kullanıyormuş kadar rahattım. Bunu diyebilirim. Araca baktığımızda 5 metre 26 santimlik bir uzunluğu var. Ona rağmen gerçekten manevra kabiliyeti şehir içinde oldukça iyiydi. Daha araziye girmedim. Beraber gideceğiz araziye. Orada da arazi detaylarını anlatırım. Ama gerçekten daha öncesini kullanmıştım. 4x4 çok güzel çalışıyor. Ve gerçekten kazıya kazıya gidiyor diyebiliriz. Evet, biz serinin D-Max'in en üst versiyonu olan V-Cross'u kullandık. Daha başka neler var? V-Go var, V-Life var, V-Joy var ve V-Cross var. V-Cross bütün ne kadar aksesuar varsa bu otomobile konulmuş hali diyebiliriz. Hatta o kadar gelişmiş ki güvenlik sistemleri gerçekten hani 2024'te çıkan yasayı da neredeyse kapsıyor gibi diyebiliriz. Evet, geniş ve uzun bir aracı kullanmak şehir içinde insana biraz böyle hani tedirgin ediyor diyebilirim. Çünkü daha önce bu tedirginliği birkaç araçta yaşamıştım. Ama gerçekten biraz önce de söyledim, Isuzu D-Max'te bunu yaşamıyorsunuz. Isuzu D-Max'in 1.9'luk motoru Türkiye'ye satılıyor. Bu motor hem vergi avantajı sunuyor hem de ekonomi sunuyor. Onu da kullanırken değineceğiz. Evet. Yakışıklı, güzel, böyle sevimli bir araç karşımızda. Şimdi biraz içindeki detaylardan bahsedeceğim. Çünkü hani kullanırken şehir içinde dedim ya SUV kadar rahat. Bu rahatlığın nedeni hem içinde kullanılan konfor özellikleri hem de tabii ki süspansiyon ve yol tutuşu özellikleri. Şimdi isterseniz konfor özelliklerine bir göz atalım. Sonra yola çıkar, yolda değerlendiririz. Evet, D-Max'in içindeyiz. D-Max dediğim gibi böyle gerçekten hani konfor özellikleri konusunda size bir SUV rahatlığını çok rahat veriyor. Bilhassa şu koltuklardan bahsetmek istiyorum. Yan destekleri falan çok güzel koltuğun. Yani hem deri kaplı hem de çok konforlu. Sürücü koltuğu elektrik kontrollü. Hem sırt hem minder ayarı elektrik kontrollü olarak yapılıyor. Ama sağ koltukta biraz cimri davranmışlar. Sağ koltuk manuel. Onun dışında hem sağda hem solda ısıtma var. Buradan o ısıtmaları ayarlayabiliyorsunuz. Buradan o ısıtmaları ayarlayabiliyorsunuz. Sağ ve solun ısıtmaları buraya konulmuş vitesin yanına. Onun dışında vitesin yanında ne var? Burada yokuş aşağı inerken yokuş iniş sistemi desteği var. Artı burada 4x4'teyken diferansiyel kilitleme özelliği var. Burada da park sistemini iptal var. Bunu ben çok iptal etmeyi sevmiyorum çünkü gerçekten iri bir otomobilde bu gerekiyor. Evet, burada bir klima ünitesi var. Bu klima ünitesine ulaşmak da çok kolay. Burada sağ sol klima ayarı da ayrı. Arkada üfleyiciler var. Buradan sağ sol klima ayarını yapabiliyorsunuz. 9 inçlik bir ekran var burada. Bu ekranda neler sunuluyor? Android Auto ve Apple CarPlay var. Bunları bağlayabiliyorsunuz. Onun dışında AUX bağlantısı var. Çok AUX bağlantısı kalmadı ama o da var. Onun dışında baktığımızda araçla ilgili ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Çok fazla hani detay yok. Çünkü bu araç 2023'te çıkmıştı. O yüzden de böyle bir
geçen senenin size sunabileceği güzel bir opsiyonlar sunuyor. Baktığımızda gösterge panelinin içinde de dijital bir ekran var. Bu dijital ekran yol bilgisayarı. Yanında ise iki tane analog gösterge bulunuyor. Bir tanesi hız, bir tanesi de devir. Bu da oldukça güzel. Direksiyonuna baktığımızda direksiyon bu otomobil için bence ideal büyüklükte ve deri kaplı. Baktığımızda burada butonların olduğunu görüyoruz ve bu butonlar müzik sistemi ve yol bilgisayarını kontrol ediyor. Sağ tarafta hız sabitleyicinin ilgili butonlar bulunuyor. Araçta adaptif hız sabitleyici var. Bu da güzel bir özellik. Evet, böyle genele baktığımızda her şey elinizin altında. Çok rahat bir otomobil. Mesela burada şu tarafı göstereyim. Buradan bakalım. Bir bardaklık var. Ve isterseniz bu bardaklığı şöyle çekip şunu itip şuraya bozuk para yeri yapıp burayı da bardaklık olarak kullanıyorsunuz. Aynısı solda da var. Solda ben kamerayı alıp yardımcı olayım şöyle. Aynısı solda da var. Bu da güzel bir özellik. Aynı zamanda kapıyı açarak daha rahat gösteririm. Burada bir bozuk para yeri var. Ve burada start stop iptali ve çekiş kontrol iptali bulunuyor. Ayrıca burada da gösterge panelinin aydınlatması var. Otomobildeki far yükseklik ayarı otomatik olduğu için far yükseklik ayarı kullanılmamış. Otomobilin saklama alanlarına gelelim. Bir tane burada saklama alanımız var. Bu otomobil ticari araç olarak kullanıyorsanız mutlaka evrak işiniz çoktur. Buraya evraklarınızı çok rahat koyabilirsiniz. Burada bir saklama gözümüz var. Hatta bak içeride zımba bile var. Ondan sonra burada bir torpidomuz var. Torpido küçük ama yani torpidonun küçüklüğünü burayına ve burayına gidermişler. Artı şurada bir saklama gözümüz var. Burası da derin. Yani derin sayılır. Artı şurada iki tane bardaklığımız var. Yani toplamda 4 tane bardaklık var otomobilde. 2 tane de arka koltukta var. Yani saklama alanı açısından oldukça başarılı. Kapı içlerinde ise 1,5 litre suyu alacak kadar derin yerler bulunuyor. Bunlar da gayet güzel. Buradan araca binerken tutabildiğiniz bir yer var. Destek alabildiğiniz bir yer var. Bu da güzel. Bu tür araçlar binerken basamağa basıp buradan destek almak iyi oluyor. En azından daha az yürüyüşü. Burada da bir gözlük yerimiz var. Güneş gözlüğünüzü veya normal gözlüğünüzü varsa okuma gözlüğünüzü buraya koyup kapatabiliyorsunuz. Burada da normal ayarlar. SOS butonu var. Bu direkt sizi acil servise bağlayıp sizin yardıma ihtiyacınız olduğunda ambulans veya itfaiye yönlendirmek için bence faydalı bir eser. Bir şeye dikkatimi çekti. Bu güneşlik. Güneşlikte ışıklı iki tarafta da ayna var. Fakat ayar yaparken mesela diyelim ki aynanız şöyle ayarlı. Mutlaka değiyor. Ya ayna büyük ya bu büyük. Bunun büyük olduğunu düşünmüyorum. Aynayı bir tık daha küçük yapsalar sanki daha iyi olacakmış. Ayna bu arada otomatik olarak kararıyor. Bu da akşamları arkadan gelen farların gözünü almasını engelliyor. Bu da güzel bir detay. Şimdi arka koltuğa geçeceğim. Arka koltukta birkaç anlatacağım şey var. Ondan sonra yola çıkacağım. Arka koltuklarda hani Honda'nın akıllı koltuğu diyoruz ya, mesela Jazz'da falan var, böyle koltuğu arkaya doğru yatırıyorsunuz. Buraya istediğiniz kadar malzeme koyabiliyorsunuz. Burada bir ip var. Bunu çekiyorsunuz. Koltuğu yukarı kaldırıyorsunuz ve buradan koltuk başına bunu taktığınızda burada böyle bir alan oluşuyor. Aynısı burada da var. 40-60 burası yatıyor. Ve büyük bir alan ortaya çıkıyor. Yani şöyle diyeyim size, eğer iki kişisiniz, tatile gidecekseniz arkaya yük bölümüne eşyanızı koymak istemiyorsanız alın size büyük bir bagaj. Ayrıca burada da böyle küçük malzemeyi koyabileceğiniz bir alan bulunuyor. Evet, o tarafta da böyle altı halı kaplı. Burayı da avadanlık olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay. Evet, avadanlık. Burada kol dayanağında da bahsettiğim iki tane bardaklık bu şekilde kullanılabiliyor. Burası güzel bir detay. Evet, arka koltuğa binmek için yine burada bir kolçağımız var. Buradan destek alıp çok rahat arka koltuğa binebiliyoruz. Bütün pick-up'larda olduğu gibi bu tarz pick-up'larda sırtı biraz dik. Bu da bu araçların kaderi. Maalesef böyle olmak zorunda. Ama yani diz mesafesi yeterli, baş mesafesi yeterli ve oldukça yani arka taraf konforlu. Bir önceki versiyonunda ben arka koltuğunu severdim. Ama bu daha böyle sanki yükseltilmiş. Böyle ön tarafı daha rahat görüyorsunuz. Bu konuda güzel. Buradaki hoparlörlere dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada da iki tane hoparlör kullanılmış. Bu da müzik sisteminin daha güzel arkaya ve öne yayılmasını sağlıyor. Bence güzel bir detay olarak bunu da görebiliriz. Evet, burada hava üfleyiciler var. Otomobilin ön tarafında da USB bağlantısı vardı. Şarj bağlantısı burada da var. Buradan da telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Bu tür araçlardaki en büyük sorunlardan biri konfor, arka koltuğun konforu. Araç boşsa gerçekten hani bir sallanma hissini yaşıyorsunuz. Önde de bunu yaşıyorsunuz. Mesela dün özellikle Arnavut kaldırımlı bir yola girdim. Böyle bayağı hani araç boşken böbrek taşlarınızı teslim edersiniz o derece. Arkada oturanı hiç düşünemiyorum. Çünkü arkayı biraz daha sarsıyor. Bu gerçek. Ama şöyle diyeyim. Araç yüklüyse, ki bu aracın amacı yük taşımak,
Gerçekten süspansiyonlar o zaman daha güzel çalışıyor. Çünkü bu otomobilin arkası yaprak yaylı. Yaprak yaylar daha gerildiği için arkadaki konfor artıyor. Yani bu otomobili boşken kullandığınızla doluyken kullandığınız arasında konfor konusunda fark oluyor. Eğer boş kullanacaksanız ben arkaya biraz ağırlık koyun derim. En azından hiç olmazsa arkadaki yolcu daha az sarsılır. Evet, ama bu tür bir aracınız varsa şehir içinde hani Arnavut kaldırım yoldan gitmektense arazi gitmek daha keyifli hale gelebilir. Zaten 4x4 özelliği de size bunu sağlıyor. Hadi şimdi o zaman aracı kullanalım. Hem otoyolda hem asfaltta neler yapıyor bir görelim. Evet, Isuzu D-Max'te araziden başlayayım istedim bu sefer. Normalde hani bu tür araçlarda gerçekten böyle yerlere girmek keyif verici. Şu an böyle bir yatay bir yerden geçiyorum. Şu an 4x2'deyim. 4x4'ü almadım bile. Yani gerçekten arazi için yaratılmış. Hem de arazide yük taşımak için yaratılmış da diyebilirim. Şu an çok güzel bir göle doğru iniyorum. Ben bugün yanıma tek kamera aldım. Keşke öteki kamerayı da alıp size şuradaki manzarayı gösterseydim ama kamerayı belki çeviriyorum şimdi. Cep telefonunu bir çekme yapar atarım. Ve şu an böyle İstanbul'da bir göl kenarına kadar geldim. Bugün pazartesi, o yüzden de her taraf çöp, klasik. Yani gerçekten hani İstanbul'da artık nadir kalan yerlerden birileri buralar. Yazın orman yıkılmasın diye birçok yollar kapalıydı. Şimdi yavaş yavaş açıyorlar. O yüzden de hemen değerlendirmiş arkadaşlar. Neyse. Evet, gelelim D-Max'in arazi performansına. Şu an dediğim gibi 4x2'ne gidiyorum. Diferansiyel her şey normal. Yoldaki, asfalttaki kullandığım gibi. Ve hiç zorlanmıyorum. Çünkü bu araç dediğim gibi arazi için tasarlanmış. Arazi yük taşımak için tasarlanmış. Şimdi SUV'lerde mesela bu tür yerlere girmeye ben açıkçası çok cesaret edemiyorum. Önce bir arkadaşımı arıyorum. Diyorum ki sendeki arazi lastikli 4x4 duruyor mu? Duruyorsa o zaman belki giriyorum. Ya da yakınlarda bir köy varsa oradaki traktörlere güvenerek geliyorum bu taraflara. Ama D-Max'te öyle değil durum. Yani gerçekten muhteşem bir arazi performansı var. Şu an özellikle böyle 4x4'e ihtiyaç duyacağım bir yere soktum. 4x4'ü aldım. Arazi kilidini aldım. Diferansiyel kilidini aldım. Evet. Olay bu kadar basit. Yani buraya ben SUV'ne gelseydim kalırdım. Onu söyleyeyim size. Şu an arazideyim. 4x4 ve diferansiyeli kilitledim. Dediğim gibi oralara çok rahat girip çıktım. Hatta şimdi biraz daha fantezi yapayım. Keşke dışarıdan da buraları size gösterebilseydim. Şu an buralar yarı balçık. Öyle diyeyim size. Dün çünkü bir yağmur yağdı. Şöyle şuradan. Yani balçık bir yerden. İşte niye bu tür araçları sevdiğimi şimdi anlamışsınızdır. Gerçekten hani yolda kaldım kalacağım korkunuz olmuyor. Evet, gelelim değerlere. Şimdi bu tür araçlarda mesela su geçiş çok önemli. Bu aracın su geçişi 80 santim. Biraz önce de bayağı bir suyun içinden geçtim. Ki benim su fobim olmasına rağmen böyle biraz tırsa tırsa da olsa sulardan geçtim. Şimdi ben bunu yine tekrar 4x2'ye alayım. Yormayalım. 4x4 hızlı var. 4x4 ağır var. Ben biraz önce 4x4 ağırdaydım. Diferansiyel kilidini öyle almıştım. Ondan sonra diferansiyel kilidinden çıkartalım. Ve 4x2'ye alalım. Evet. Şu an normal caddede kullandığımız gibi kullanıyoruz. Şöyle geri manevramı da yapayım. Bu araçlar için demiştim. Yani su geçişi, yaklaşma ve uzaklaşma açısı önemli. 80 santimlik su geçişi var. Yaklaşma açısı ve uzaklaşma açısı da gerçekten tam bir off-road aracı sunacak şekilde tasarlanmış. Aracın bir kere yerden yüksekliği de önemli tabii böyle bir şeyde. 24 santimlik bir yerden yüksekliği var aracın. Bu da sizin bu tür arazi şartlarında rahat ilerlemenizi sağlıyor. Ayrıca baktığımızda 30.5 derecelik yaklaşma açısı var. Bu yaklaşma açısı mesela bir rampa yaklaştınız onunla ilgili. Uzaklaşma açısı ise hani rampadan ininiz arka kısmın DMS'ine ilgili. O da 24.2 derece. Bu da bence oldukça başarılı. Dediğim gibi yerden yüksekliği de 24 santim ve 80 santime kadar da sudan geçme özelliği var. Bu da oldukça başarılı. Şu an yine böyle sadece arka dişli haliyle biraz böyle sulardan geçiyorum. Ve çamurdan geçiyorum. Ve eğleniyorum. Mehmet Erhan, şimdi seni daha iyi anladım.
Bu arada bu otomobil geçen sene teste çıktı. Yani bir yıldır ben kendisini görememiştim. Bugün nasip oldu kullanmak. Ve şöyle diyeyim, bu otomobil şu an 22 bin kilometrede. Yani hani hep merak ederiz ya, bu araçlar uzun kilometre yaptığında acaba sağından solundan ses geliyor mu? Şimdi asfaltı çıkmış anlayacaksınız. Hiç öyle bir şey yok. Yani 22 bin kilometre ama hala sanki sıfır gibi duruyor. Şurada bir su geçişi var. Şöyle bir geçelim bakalım. Yavaş yavaş asfalta doğru ilerliyorum. Asfaltta da diğer teknik özelliklerini konuşalım. Ama dediğim gibi benim için keyifli bir off-road alanı olmuş oldu. Gerçekten böyle yere gelmeyi özlemişiz. Ama yine de Eylül'e aldanmayıp ateş yakmamaya ormanda devam etsek iyi olur. Çünkü bu sene çok canımız yandı. Sosyal mesajımı da verdikten sonra artık bozuk da olsa asfalt yola çıktık. Birazdan daha düzgün bir asfalta çıkıp orada teknik detayları vereceğim. Evet, asfalt yola çıktık. Şimdi daha düzgün bir asfalttayız. Gerçekten bu aracın hem arazi hem de asfalt performansını sevdim. Yani baktığınızda bu tür araçlarda eğlenmeyebiliyorsanız hem asfaltta hem arazide çok rahat eğlenirsiniz. Evet, gelelim otomobilin performansına. Bu aracın en büyük avantajlarından biri 1.9 litrelik motoru. Bu turbo motor Türkiye'de ise vergiden dolayı bir avantaj sağlıyor. 2 litrenin altında kaldığı için böyle vergi avantajı sunan nadir motorlardan bir tanesi. Baktığımızda motorun 1800 cc hacme sahip olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi yani size bir vergi avantajı sunan başarılı bir motor. Onun dışında 3600 devir dakikada 165 PS gücü var. 2000 devir dakikada ise 360 Nm tork sunuyor. 180 km/saatlik bir ortalama değeri var. Ama şehir içinde bilhassa sahil yolunda, mesela Bakırköy tarafındaki sahil yolunda bu aracın hızı 60 km'ye sınırlı. Birçok yerde şehir içinde 70 km'ye sınırlı. Otoyollarda da hız sınırı değişiyor. O yüzden de böyle bir araç alacaksanız bu hız sınırlarını gözden geçirmeniz gerekiyor. Yani otoyolda bile olsanız bunu mutlaka bir normal otomobillerden daha yavaş gitmesi gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Aracın ortalama tüketimi 7.5 diye geçiyor. Şehir içine baktığınızda biraz daha artıyor bu. Biz biraz tabii kudurduk diyebiliriz. 9.2'lere kadar çıktı yakıt tüketimi. Ama bir ara sadece otoyol koşullarına gittiğimde ise 5'li rakamları gördüğüm de oldu. 5.2'lere, 5.3'lere kadar düşürdüğüm de oldu. Ama şu an tabii ki biz biraz böyle hem otoyolda kullandık, hem trafikte kullandık, hem de biraz böyle çekimlerde işte araç çalışır durumda kaldığı için oran biraz değişiyor bizde tabii. Evet, gelelim otomobilin arkadaki yük bölümüne. Bu yük bölümünü özellikle üstünü kapatarak kullananları çok görüyorum. Bu yurt dışına çok makbul bir sistem. Yani 4x4 arazi aracına dönüşmüş halini, yükseltilmiş halini çok görüyorum. Yani Isuzu D-Max bu konulara çok yatkın bir otomobil. Hele ki bu bizim kullandığımız V-Max donanımıyla gerçekten olağanüstü bir hal alıyor. Hele ki bu V-Cross'un yüksek donanım seviyesiyle öne çıktığını görüyoruz diğer D-Max'lerden. Bence V-Cross özellikle güvenlik sistemleriyle ve ADAS sistemleriyle ve araçta kullanılan ADAS sistemiyle gerçekten diğer D-Max'lerden ön plana çıkıyor. Mesela bunda 8 tane hava yastığı var. Normal hava yastıklarının dışında diz ve burada ortada bir hava yastığı var. Bu ortadaki hava yastığı da Allah korusun bir kazanda kafa kafaya çarpışmanızı önlüyor. Bu da bence güzel bir detay. Diz hava yastıkları da böyle bir araçta bence olmalı. Yani kaza anında sizin dizlerinizi koruyarak dizle ilgili sakatlanmaları önlüyor. Bu da güzel bir detay. Onun dışında mesela trafikle ilgili çok güzel detaylar var. Diyelim ki önünüze bir engel var. İlk önce sizi ışıkla uyarıyor, sonra frene destek oluyor. Onun dışında buradaki ekranda geri görüş kamerası olma özelliği var. Artı birçok yerde sizi uyarıyor. Mesela park anında diyelim ki arkadan bir araç geliyor. Hemen yine uyararak geri çıkmanızı önlüyor. Yani bence bu araçta kullanılan sistemler şu an birçok SUV'de yok diyebilirim. Yani geçen senekinden bahsediyorum. Çünkü yeni yasayla bunların hepsi zorunlu oldu. O yüzden de güzel bir detay. Gelelim markamızdaki kasaya. Onun özelliklerine 1571 mm'lik uzunluğa 1530 mm'lik genişliğe sahip. Yani aşağı yukarı bir kare biçiminde bir alan sizinle arkanıza eşlik ediyor taşıma için. Bu da güzel bir detay. 490 mm yüksekliği var. Bu arada bu ölçülerde her şeyi rahat rahat taşıyabiliyorsunuz. 1075 kiloda taşıma kapasitesi var. Bence bu ağırlıkta böyle bir araç için yeterli. V-Cross'ta olup diğer donanımlarda olmayan ileri güvenlik ve sürüş özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Mesela stereo kamera bu araçta var sadece. Arka radar, adaptif hız sabitleyici, arka çarpışma önleyici, kör nokta uyarı, şerit takip, uzun far asistanı, dönüş asistanı, çoklu çarpışma önleyici, acil fren, ön çarpışma uyarı sistemi, hatalı kalkış önleyici, trafik işareti okuyucu, akıllı sınırlama gibi özellikler sadece bu araçta var. Yani V-Cross'ta var. Diğer D-Max'lerde ise bu özellikler yok. Onun için diyorum ya, mesela şu an
bir SUV'ne kıyasladığınızda, 2023 model bir SUV'ne kıyasladığınızda ondan çok daha fazlasını D-Max V-Cross size sunuyor. Evet, birkaç gün Isuzu D-Max V-Cross'la beraberdik. Gerçekten eğlenceli vakit geçirdik. Eğer bu tür arazi araçlarını seviyorsanız mutlaka değerlendirmeniz gerekiyor. Hele ki İstanbul gibi keşmekeşli bir şehirden ara sıra köylerine kaçmak istiyorsanız D-Max V-Cross tam sizin için ideal bir araç. Başka testlerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.